Sen bana hani kibritçi kızı okumuştun ya. Hı hı. Onu çiziyorum. Başka ne çizeceksin bakalım? Kibritçi kızın arkadaşı var. Ona palto verecek. Bir de tişört veriyor. Kibritçi kız artık hiç üşümeyecek. Keşke kibritçi kız benim arkadaşım olsaydı. Ona paltomu verirdim. Verirdim bir tane. Aferin sana. Bizim paramız olduğu için parası olmayanlara yardım etmemiz lazım değil mi anne? Bir tane. Yani paramız olmasa da birilerine yardımcı olabiliriz. Nasıl? Yani böyle zorda kalan arkadaşlarımıza yardımcı olabiliriz mesela. Ya da komşularımıza, sokaktaki hiç tanımadığımız insanlara, hatta hayvanlara yardımcı olabiliriz. Yani birilerine yardımcı olmak için illa zengin olmamıza gerek yok. İyi kalpli olmak yeterlidir bir tane. Hem en büyük zenginlik parayla olmaz bir tane. Neyle olur? Aileyle olur. Aile en büyük zenginliktir. Bunu kim söylemiş biliyor musun? Kim? Deden. Hakkı deden. Çok eskiden söylemiş. Çok da doğru söylemiş değil mi? Bence de. Zeynepciğim, Hatice teyzen sana mutfakta vişneli çikolatalı kek hazırlamış. Hadi gel bak bakalım. Nazlıcığım, ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Yani Zeynep'i zor şartlara alıştırmaya çalışıyorsun. Açıkçası bu durumu ona nasıl anlatacağımı bilemiyorum. İnşallah anlatmak zorunda da kalmam. İnşallah hastanım.